Hoş geldin Ayşegül, hoş geldin hoş Fatma. Hoş bulduk. Hoş bulduk ablam. Hoş geldin. Ayşegül, daha 3 aylık evliyken daha ilk gününden itibaren şiddet gördün. Evet. Altınların alındı, eşyaların yok. Tamam. İstiyorum, nafaka da istiyorum altınlarımı da. Ayşegül, şimdi hep dün de bize sormuşlar. Yani bu adamdan hiç sevgi göremedin. Hemen ilk günden itibaren keşke sesini çıkarsaydın, annene söyleseydin. İyi gördüm işte kendim gibi. Ne gördün? Kendim gibi iyi gördüm onu. Onu iyi gördün. İyi zannettim. Hı hı. Peki güzel günleriniz geçiyor muydu sizin? Hayır. Geçmiyordu. Nasıl geçiyordu bir gününüz? Ben şimdi evlilik olarak da merak ettiğim için. Biraz anlatsana Ayşegül ilişkini. Sabah kaldırıyordu beni, bağırıyordu. Vuruyordu kapıya. Daha kalkar kalkmaz. Evet. Ne diyordu? Hadi kalk diyordu. Heh. İçeri gideceğiz diyordu, kahvaltı hazır. Hani gittim hazırladım. Kahvaltı hazırla bana evet, diyordu. Evet. Kaçta kaldırıyordu seni? Mesela 8-9 gibi. Tamam, normal saatte kaldırıyormuş. Ama kötü kaldırıyordu. Evet, kötü, iyi değil yani. Sonra? Sonra gittik işte, içeri kahvaltı yaptık, sofrayı kurdum, kaldırdım. Öyle. Peki sonra ne yapıyordu gün içinde? Gün içinde kötü davranıyordu işte. Evde miydi bu adam? İşe evet, gitmiyor muydu? İşe gidiyordu. Bazen evde oturuyordu. Bazen gidiyordu. Ne yapıyordu evin hafta içinde? Hafta sonları falan evdeydi. Ne yapıyordu? Mesela hafta sonu evdesiniz. Ne yapardı? Oturuyordu. Televizyon seyrediyordu. Ben de iş yapıyordum. Sen onun yanına gitsen ne yapar? Hiçbir şey. Konuşuyordu öyle. Ne konuşuyordu? İşte işten geldi, nasıl günün geçti diyordum. İyi geçti diyordu. Sarılır mıydı? Öper miydi seni? Arada bir. Hı hı. Şiddet ne kadar uyguladı? Bayağı oluyor. Kaç kere? 2 defa. 2 defa uyguladı sana beni. Şiddet. O sıralarda sesini çıkaramadın. Çıkaramadım. Hı-hı. Peki Fatma Hanım, Ayşegül sessiz bir kız. Sesini çok çıkaramamış şiddete uğramasına rağmen. Sen ona hani böyle kendini kolla kızım, kendini koru kızım, bunları öğretir miydin, konuşur evet, muydun? Evet, öğretirdim ona. Her şeyi öğretirdim kızım. Kaynana kaynatayan saygılı ol diye her şeyi öğretirdim ona. İşinde ol kızım, evinde ol diye. Her şeyi öğrettim ona. Hı-hı. Yani her şeyi öğrettim. Fatma Hanım, Ayşegül, dün biz senin eşini aradık. Tamam. Eşin diyor ki aslında ben işte diyor benimle evlenmesinin sebebi bebekti. Bebek yapacaktı. Sonrasında tazminatı alıp gidecekti. Bebek yapmak için benimle evlendi. Yok, öyle değil. Ay. Kendisi istemedi. Neyi? Bebeği. İşte o da diyor ki benden bebek istedi. Aa. Öyle bir şey yok bir şey kızım ya. Yemin ederim öyle bir şey yok kızım ya. Öyle. Hayır bu Ayşegül, sen bebek istedin mi? Ama bak bir Ayşegül doğruyu söylesin. Nasıl? Sen dur. Ha? Ben bebek istiyordum, o istemiyordu. O istemiyordu. Hı-hı. O da diyor ki bebek yapıp benden tazminat aldı. Yok, öyle de bir şey yok. Aynı yok öyle bir şey. Sen niye kuzum bebek istiyordun sana kötü davranan adamdan? Ben düzelir zannettim Esra abla. Ha, bebek aynen, yaparsam düzelir diye düşündü. Peki o ne diyordu? Ben bebek çocuk istemiyor muyum? İstemiyordu. Nasıl söylüyordu bunu? Ne yapıyordu? Ay kurban olayım Allah'ım. Çocuk istemiyordu işte diyor. Sen büyüksün Allah'ım. Yani korunuyordunuz siz. Korunuyordu evet doğru. Aha. Neden diye sorunca ne diyordu? İşte beni vuruyordu. Nasıl vuruyordu? Diyordu anneannem diyordu, babaannem diyordu çocuk istiyor diyordu, yalandan söylüyordu bana. Nasıl babaannem çocuk istiyordu? Ne için diyor bunu? Sana ne oldu Fatma Hanım? Yok bir şey değil dedi. Hani bunları neye duydum. Neye üzüldün söyle. Ya şimdi hani çocuk yüzünde tamam evladı olsun diye hani şey diyor ama bu konu nereden geldi evlat sahibi olmak? Tamam tabii evladı olacak, yavrusundan beraber yaşayacak, güzel bir şey. Hı hı. Ama bu nereden çıkmış, tazminatı alıp da kaçıp gidecek? Bir insan kızını tutup da bir insana teslim eder mi? Hı hı. Bunun yuvası olsun diye garibimin. Hı hı. Ben onu aldım büyüttüm, evladım benim. Tamam ben hani büyüten anneyim ama... Öbür... Siz evlatlık mı aldınız Ayşegül'ü? Tabii 10 günlükken aldım büyüttüm kızım, onun yuvası olsun diye. Yemin ederim ona bir çocuk ev... Çocuk esirgemeden mi aldınız? Yok anne verdi, ikizi de var. Annem verdi Ayşegül'ü. Evet annesi verdi. Nerede gördünüz bu anneyi? Ya ben Gazi Osman Paşa'daydım, çalışıyordum. Evet. Ondan sonra dediler bebek var dedi ikizler. Dedim ki düğündeydi. Ben dedim o iki bebeğe bakarım dedim. Yani annesi vermek istiyor her dediler. Vermek istiyorlar. Bana haber geldi. Ben dedim ki tamam dedim. Ondan sonra baktım ikisini bunu öbürünü vermişler. Bunu da vermişler başkasına. Bunun da kalçası kırık diye geri götürüyorlar, atıyorlar bunu. Aa, bana diyor ki kalça çıkığı vardı. Ha kalça çıkıklığı, göğüs çıkıklığı var. Kol, yani anladın. Diye aldığı bebeği atıyor sonra öyle mi? Şey başka aileye veriyorlar. Aha. Başka aile de çok ağlıyor diye geri götürüyorlar. Getirince ne oldu? Bana diyorlar ki o kadına söyle diyor alır mı o bebeği? Dedim getirin dedim. Bir baktım ki çok güzel bir kız, zayıf.
Yani kimliğimi de aldın. Öyle miydi her evet, 10 günlükte bu kadardı. Ben onu büyüttüm yuvası olsun diye. Yemin ederim ben onun ne zorluklarına merdiven silerek okullara yolladım. Her ihtiyacını karşıladım. Benim adam hastaydı. Ne güzel hastaydı. Annelik yapmışsın Fatma Hanım. Benim eşim hastaydı. Diyaliz hastasıydı. Hem kaynanama da baktım 7 sene. 17 sene beraberdim. Kötü birisi değilim ben. Onun yuvası olsun diye. Ben bugün varım yarın yokum. Ben onun için verdim. Bir insan kızını tutup da bir haftalık kızını ziyan edip de bir eşe teslim edebilir mi? Benim o kadar çok şükür ben gidiyorum işimi de yapıyorum. Ya para nedir? Para ne? Para ne? Ben dediğin gibi bak gittim evim yıkıldı. Yemin ederim 40 bin lira para verdiler kendim o parayla kımdık kımdık biriktirdim gittim ev aldım. Ondan sonra ev aldım kızım ortada kalmasın diye. Babası çok hastaydı. Ben onu ne zorluklarla büyüttüm. Bak dedim Halil dedim. Bu kızın saçının tenine zarar gelirse dedim. 10 tane de çocuğu olsa dedim çeker alırım dedim. Bak kız sakın kızıma zarar verme dedim. Annesine dedim ki bak kızım dedim. Onu bana Rabbim ver dedim. Ben de sana bırakıyorum kızımı dedim. Siz dedim ben kendi insanım gibi. Ama baktım ki Ezrail çıkmışlar. Bu çocuk tazminat mazminat neymiş ki ya tazminat ney? Ayşegül sadece eşyalarını istiyor değil eşyalarını mi? Eşyalarımı altınlarımı da istiyorum. Aldı, altınlarını da bak altınlarını da Asivir'de aldılar. Çıkar bizim görünce. Avukat dedi ki ben uğraşamam dedi. Uğraşamam dedi. Hani dedi yok hani uzun sürer dedi. Tamam dedim hocam dedim. Ondan sonra tamam gittik. Ondan sonra etti kazandı tazminatı verdiler. Ceyiz'i dedi gidip alacağız dedi bize kardeşlerine beraber. Ondan sonra... vazgeçti. Sonra bakıyorum ta abisini arıyorum. Seçim var. Düğün var. Ya bari eşya getirin. Ben buraya da çıkma şeyinde niyetinde bile değildim kızım be. Peki Ayşegül senin isteğin ne? Sen hani çok böyle kendini anlatmıyorsun. Duygularını söylemiyorsun. Biraz söyle mesela kırgınlığın varsa işine söyle. Ne söyle kim, biraz. Kimler sıcaklığından kaçar Esra abla? Üzüldün mü sen çok? Niye? Yani bu yaşadıklarına, sana böyle davranın. Bana davrandıklarına çok üzüldüm. Hırçınlaşıyorlardı bana karşı. Peki Ayşegül senin isteğin eşyanı almak. Başka... Çizlerimi almak, altınlarımı almak. Altınlarını almak istiyorsun. Evet. Peki ne yapacaksın sonrasında? Hayatıma devam edeceğim. Kaç yaşındasın Ayşegül? 30. 30 yaşındasın, hayatına devam edeceksin. Evet. Sen tabii bir de 30 yaşında olduğun için de çocuk istedin. Çünkü evet. Hani belli bir yaştan sonra birazcık daha zor çocuk yapmak. Değil mi? Evet. O istemedi. Yani. Haydi. İstemiyordu. Fatma Hanım senin isteğin ne kızınla ilgili? Vallahi benim kızım altınlarını getirsin. Hayatını mahvetti. İntihara bile kalkıştıydı. Tedavi bile görüyor. Babası yakaladı onu. Ne duruma soktu. Ona ne acılar yaşattı. Bize ne acılar yaşattı. Benim eşim diyaliz hastasıydı ya. Babam ağlıyordu. Çok ağlıyordu. O adam bize acılar çektirdi. Bunun ne biçim ya tazminat için diyor ya. Tabii hakkını veren Rabbim hani, hakim verdiyse tabii alacak ya tazminat. De ki zaten o zemzem var ya kayınanası. O eltisinden altınlarını bile alan kanser olan Efe diye bir şey var çocuk. Altını yiyen kadından ne beklenir? Bunun altından yiyenden ne beklenir ya? Öyle bir kadın bu. En sonunda söyleyeceğim o Efe diye bir çocuk var eltisinin altından İstanbul'dan geliyor eline veriyorlar teslim ediyorlar o altını bile eltisine vermiyor çocuğun yüzleri paramparça gözleri peki, görmüyor. Peki sen ne kadar nasıl bir tazminat istiyorsun? Ya benim işte verildi kazandı onu verirsin eşyamı da verirsin altınlarını da ne getirsin. Ne kadardı o tazminat? 52 bin lira. 52 bin lira? Evet 2020'den beri 21'den beri uğraşıyorlar ben yine şey etmedim hadi dedik hani versin diye hani şey ettim. Avukatı bizim bu Halil Bey gidiyor şeye diyor. Bizim avukatı diyor ki 20 bin lira 20 bin lira vereyim eşyaları getireyim diyor 32 bin liraya almasın diyor. Buna da geliyor söylüyor. Biz dedik kabul etmiyoruz. Benim kızımın hayatı söylüyor. Ne eşyaları var Fatma Hanım söyle. Çok bir kamyon eşyaları var neler kızım. Neler mesela say. Ya anlatamam yani hepsi çifter çifter üçer üçer dörder tane takımlar var. Battaneler var. İki hanelik dünyanın üç hanelik halısı var ya. Benim keşke şeyi arasanız. Halı var. Beyaz eşya? Yok beyaz eşyalarım yok. Ama çok eşyalarım. Mutfak takımları var. Mutfak takımları ne diyeyim anlatamam yani. Tencere her ya tencere demeyeyim bir kamyon eşya var. Yani çok eşya verdim. Ben onları merdiven silerek büyüttüm ya. Aldım onları. Keşke benim halıcı taksidim şeyse de net boğazımda kısarak onlara eşya aldım ya. Onu nasıl kabul ediyor? Ben onların eşyalarını istemiyorum. Ayşegül sen neden hayatından yani vazgeçmeye yeltendin? Nasıl?
şey, hani evet yani mi? Sen evet. Ha, sen dedi hani bunalıma şey bunalıma, dedi hani depresyona hani, girdi. İntihara kalkıştın ya, sen baban seni yakalamadı mı? Evet. Kim yardımcı oldu? Dedenle baban babamla değil mi? Babamla dedem. Tabii hastaneye götürdüm. Hı-hı. Ondan sonra sahip doktor dedi. Ayrılıktan dolayı mı bunalıma girdi? Evet, ayrılıktan girdin? Dolayı oldu. Evet, darbe yedikçe. Darbe kafasında yedikçe şişlikler var. Şişlikler de var. Bir doktor neden? Üzüntüden. Üzüntüden oluyor, stresten. Ha, stresten kafan tabii, şişiyor. Evet. Kaç kere ameliyat ettim, verirken bile dedim. Bak dedim, bu kız dedim sessiz dedim. Siz geldiniz bu kızı aldınız ama benden dedim. Bak geldiniz aldınız dedim. Her şeyini söyledim. Tedavi olduğunu söyledim. Ama raporu yok. İçine kapanıklığında, sessizliğinde çocukluğundan beri bak ben ne diyorum, hasar gördüm. Ne rahatsızlığı var? Ya sessizdi. Çok sessizdi. Konuşamıyordu. Yine buna şükürler olsun. Açıldı işini, gücünü, kendini, özgüveni geldi. Esenyurt'tan arabaya bindi. Kendi aldı geldi. İstanbul şey bizim eve geldi. O taksici getirdi bana bunu. Hı hı. Hayır, rahatsızlık, farklı bir rahatsızlığı yok, var yok mı? Yok rahatsızlık. Şeyli neydi o? Sessizlik. Aha. Çünkü alırken bu çok hasar görmüş. Hı hı. Çünkü çapaya götürdüm. Ergenliğe götürdüm. Ben bunu hala da götürüyorum. Ben hiç bırakmadım ben bunu. Hı hı. Hala da tedavi. Hırçınlığı yok. Hiçbir şeysi yok. Evinde, senin başka işinde. Çocuğun yok değil mi yok, Fatma'nın? Yok, benim olmadı. Olmadı çocuğun. Ayşegül senin Ayşegül evladın. İşte. Ona da bir ev aldım. Bana bir şey olur diye dedim. Oturur. Babasının bak, emeklisini de alır. Ne kadar iyi bir anne ya. Ondan görüyor sonra, musunuz? İnsanın kendi öz, yani sen artık öz anne olmuşsun. Bunu söylemek gerek yok ama insan kendine öz çocuğu bu kadar iyi annelik kızım, yapmıyor. Esra kızım, ben o gün tansiyonum çıktı, gözlerimde kanlar fışkırdı geçen hafta. Ok meydanına kaldırdı. Bacım dedim. Ayşe seni emanet dedim. Bacım dedim. Ona dedim göz kulak ol bacım dedim. Bunu düşündüm. Başka kimseyi düşünmedim ben. Senin için en önemli kişi çünkü bu, Ayşegül. Her şeyim bu. Ziyan olmazsın. Sadece o. Bütün emeğini merdiven silerek diyor. Ev temizliği yaparak bak, yaptım. Bak sarıl annen Ayşegül ya. O çok seviyor. Çok seviyor ben onu. Ben onsuz yapamam. Ben onsuz yapamam. Ona bir gelecek bıraktım. Biz bunu mu hak ediyoruz? Ben verdim diye yuvası olsun, bir evladı olsun diye seni verdim ben ona. Ben kötü bir kadın değilim. Ben kaç tane çocuk baktım. Eltimin çocuğunu büyüttüm, görümcemin çocuğunu büyüttüm, yeğenlerimi büyüttüm. Hepsi böyle böyleydi. Ben hepsine analık yaptım. Diyorlar ki teyze de böyle bir şey olsaydı sen bizi vermezsin ki, benim yavrumu bile yuvaya vermesin. Öyle bir bayanım ben. Keşke Sarıgöl görse, Kazı Osman Paşa görse de söylesinler, bir şey çıksın da söylesinler bu insanlara. Ben kötü birisi değilim. Kızımın yuvası olsun, gideyim arada bir de işini yapayım, yavrularını büyüttüm. Bir de şu içindekini şey söyleyeceğim. Söyle Fatma. Servisleri var diye, benim kızım sessiz ya. Evet. Okula götürüyor. Ay dedim torunlar mı, bir dedim ya dedesi götürür ya amcası götürür ya dedesi götürür dedim ya da eşi götürür dedim. Torunlarıma göz kulak olur diye ben onu içinde tuttum, verdim, vermez olaydım. İçindekini söylüyorum işte, vermez olaydı. Güzel bir ailesi olsun benden evet, sonra. Evet, benim gibi gördüm. Zemzem abla sen dedim bu kıza bana emanet verdi Rabbim dedim. Ben de size veriyorum dedim ya. Bunu göz kulak olun dedim ya. Kurban olayım dedim ya. Gidip evlerinde bir bardak su içmedim. Gittiğim zaman kavga çıkarıyordu. Hadi duysun anlasın, çıksınlar bana. Çıksın söylesinler. Onların köylülerine de bile söyledi. Doğuran mı anne, büyüten mi anne aslında dediğimiz şey. Onun için çırpındım. Bana ne dedin, sen de bana şantaj mı yapıyorsun? Oğlum dedim, ben nasıl büyü yapacağım? Bir emeklim var. Ayşe'yle babasının ikisi dedim. Birisi isteseydim ben buna dedim. Tabii ki yuvasını kuracak. Ben nasıl vereyim eşyalar? Çok eşya var. Bir kamyon eşya var. Ben onları ne zorluklarından aldım. Boğazımda kızarak aldım. Ev temizliğine merdiven silerek, el işi yaparak. Eşime de baktım, diyalez hastasıydı, sırtımda taşıdım onları, ayakları kesilecekti, ben de zorluklar çektim, bir de bunlar bana ihanet etti, zorladılar beni, neler çektim ben. O ızdırapları gelsen evimde çok sanki... fedakar bir anne. Ya anlatamam onu ya kızım, valla yemin anlatamam ben onu ya yavrum ya. Ben bunu mu hak ettim? Bir de diyorlar ki tazminat da onların olsun, eşya da onların olsun. Bir tazminat değil, iki tazminat ya. Ben para için mi katıldım? Tamam yavrumun bir yuvası olsun diye katıldım ben. Sen ya. Bak senin iyi kadın olduğun bu kızı böyle alıp büyütmenden belli. Yemedim içmedim, kızıma kıyafetler alırım, en güzellerini alırım. Dediğim gibi ben gider onu bunun eskilerini giyerim ama yavruma yapmadım bunu.
Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Söyle hocam. Güzel bir şey söyleyeyim mi? Kurban olayım söyle. Ayşegül tazminatını avukatın hesabına yaptı. Eşyalarını da yarın geliyor. Hadi bakalım. Anne. Anne. Bak yaptı bile. Avukatın hesabında yaptı Ayşegül, gel. Sağ ol kurbanım. Seni veren Allah. İşin gücün var. Amin inşallah. Gel gel gel. Seni orada koymadım. Kurban oluyor. Ya inşallah bak. Güzel haberi de hemen. Ha? Şu bayan Rabbim yetimin, yetim bu sayılır. Rabbim onun karşısına şu bayanı çıkardı. Ben dedim ne kadar güzel diye bir kız diye. Rabbim onu benim metrobüste buldum onu. O buldu bunu bana yaptı. Bir adam içinde oldu bu iş. Ya. Vallahi yemin ederim kurban alayım Allah. Sen getirdin öyle mi kurban? Evet kurban alayım Allah. Bunu gördü ki ne güzel bir kız dedi. Metrobüste bana yer verdi. Bu yaptı. Gördün mü? Evet. Bak şimdi de paranız yattı. Sağ ol Allah bin kere razı olsun. Çok güzel sen oldu. Ben dokunmadım. Ben bu sefer dokunmadım. Tatlım değil ya çok büyüktür. Bak Ayşegül sevindin mi sen de? Evet. Şimdi teşekkür ne oldu? Ederim. Hem tazminatın yatmış oldu. Eşyaların da yarın geliyor. Sağ ol. Teşekkür ederim. Çok mutluyuz biz de. Yani gerçekten çok önemli bir şey. Çünkü sizin bütün emeklerinizle yaptığınız şeydi. Evet. Siz o el işleri nasıl yaptım? Seve seve kızım kullansın diye el işleri göz nurumdan, çetikleri, limleri, avlu kenarı en güzellerini yaptım ki kullansın yavrularımla beraber. Fazla fazlasını verdim. Bir kamyon. Bak ama senin helal emeğin yine sana döndü. Evet. Gördün mü? Diyorum işte. Ben nelerle uğraştım, ne çocuklar baktım, çok bir çocuk büyüttüm. Ya yeğenimin bir böyle çocuk var, teyze gelsene diyor bana diyor. Bütün yeğenlerimin çocuklarına hepsine bakmışım, emeğim çok var benim. Sen bak emek tarif edarkar, helal süt emenlerin, bak görüyor musun dönüyor yine emeği. Evet. Kısa bir aramız var, aradan sonra devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Mesra abla. Şimdi hesaba yattı. Evet. Şu an para avukatınızın hesabında, tazminatı alacaksınız oradan. Sonrasında da yarın eşyalarınız geliyor evinize. Çok şükür. Senin sayende oldu. Teşekkür ederiz. Senin sayende yani oldu. Avukat beyler de yaptılar, konuştuk. Yarın da sizin yanınızda olacak. Çok evinizde olacak ederim. Eşyalar. Allah senden razı olsun. Allah yolunu açık etsin. Emeğinle. Evet. Yolun açık olsun. Güzel yerlere gelesin. Kurban olduğum Allah. İnşallah hep birlikte. Allah herkesi. Kimseyi darda sıkıntıda koymasın. Çok sıkıntı çektim. Çok. Şimdi bundan sonra rahat edeceksin. Evet. Ayşegül. Sessiz ol. Ama sana zarar verene sessiz olma. Bundan olur sonra mu? Öyle olmayacağım. Olmayacaksın değil mi? Ses evet, çıkaracaksın. Öğrenebilirsin ses çıkarmayı. Yaparım. Bak sen ne kadar güzel kızsın diye seni yoldan çeviriyorlar. Sen böyle adamlara mı kaldın? Evet. Hayır. Sen biz gibi karşına çıkmasa bile bundan iyi. Hiç kimse evet, çıkmasa yalnızlık bundan iyi. Ama belki önüne çok daha senin kıymetini bilecek, sana güzel davranacak insanlar çıkacak. Amin. Amin.